Merhabalar arkadaşlar. Bu hafta LGS kampımız vardı. Kampta öğrencilerimiz 4. fasulye yaptı bugün. Bugün o soruları çözmem istedi. Biz de o soruları beraber çözelim arkadaşlar. Hangi konular? Üçgenler. Haydi bakalım arkadaşlar. Öğrencimiz zorlanmış. Bakalım ne olacak. Kurumsal hangi yayın dersi arkadaşlar? Kurumsal deneme yayınları kamp kitabı. Evet, birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz ABC üçgeni şeklinde 3 kağıda 3 öğrenci şekilde kadınlarla verildiği gibi AD boyunca katladıktan sonra tekrar geri açmışlardır. Şimdi arkadaşlar şurayı açıyorum. AD boyunca katlamışlar. Bakın B ucunu katlamış, nereye gelmiş? C'ye gelmiş arkadaşlar. Eğer C'ye geldiğinde o zaman şununla şu birbirlerine eşit değil midir arkadaşlar? Evet, bunlar birbirine eşitse AD'miz kenar ortay. Berkay ne yapmış? Kenar ortay çizmiş. Evet, şimdi Berra'ya geldim arkadaşlar. Şimdi B ucunu almış, katlamış, buraya gelmiş. Eğer bu tip soru böyle gelirse, tam C'nin üzerine gelmemiş, AC'ye gelmişse bunlar açı ortay olur. AD'miz ne oldu arkadaşlar? Açı ortay oldu. Berra'mız açı ortay çizdi. Geldim diğer sorumuza, diğer Mert'e geldik. Evet arkadaşlar, dikkat edin, B'yi katlamış, şuraya getirmiş. Dikkat edin, BC üzerinde, ama dikkat ederseniz şurayı şöyle yaptığımız zaman şununla şu birbirine eşit olur. Şu da şuraya eşit olur. O zaman bu bir ikizkenar üçgen. O zaman burası ne olur arkadaşım? Yükseklik olur. O zaman kenar ortay, aç ortay, yükseklik, hangisinde bu cevabımız gelir arkadaşlar? Evet, şimdi geldik diğer sorumuza. Haydi bakalım. Şimdi şuradayız arkadaşlar. Tamam. Ne var? İkinci sorumuz arkadaşlar. Ahmet Bey'in alanları 3600 metrekare, 2500 metrekare, o 100 metrekare olan kare şeklinde 3 tarlasının krokü şeklinde verilmiştir diyor. Arkadaşım, bunda kare ise burası 60 olmaz mı? Burası 50 olmaz mı? Burası 10 olmaz mı? Aha. Mehmet Bey A noktasından B noktasına en kısa yoldan su borusu döşemek istediğinde bu iş için kaç metre su borusu gerekir diyor. Arkadaşım, ben buradan boruyu aldım. Hop, nereye getirdim? Ha, burada şöyle çizeyim arkadaşlar. Hop, şöyle bir borumuz oldu. Dikkat edin arkadaşlar. Borumuz bu. O zaman buradan buraya çizmemiş diyor. O zaman yapalım. Şurası uzatalım, şöyle bir dik üçgen çizelim hemence. Bakın arkadaşlar, bu tip sorularda en kısa, en uzun dediği zaman dik üçgen belirleyin. Burası 50 oldu mu? Burası 10 oldu mu? 60, 110, 120 oldu mu burası? Burası ne oldu? Şurası 60 değil miydi? Şurası 10 çıkarttım. Burası ne kaldı? 50. Hocam 5, 12, 10 üçgenimiz vardı. 50, 120 ise burası 130 olmuş olur. Derste öğrencilere gösterdik arkadaşlar. Şimdi geldiğim bu soruya. Şekildeki havuzda tarık sırasıyla A noktasından B noktasına, B noktasından C noktasına ve son olarak da C noktasından tekrar A noktasına iki tur yüzmüştür. AC uzunluğu tam sayı AB 15 metre, 20 metre. Evet diyor, tarık en fazla kaç metre yüzmüştür diyor arkadaşlar. O zaman üçgen özelliğini hatırlan, iki kenarın toplamı üçüncü kenardan büyük değil miydi? 35'ten küçük olacak. Ama benden en fazla istediği zaman burası 35'ten küçük, en büyük sayı 34 olmaz mı? Haydi topla arkadaşım. 15, 20 daha, 35, 34 daha, 69 olur. İki kere turlanırsam bir daha 69 yapar. Toplarsam 138 cevabı karşına gelmiş olur arkadaşlar. Evet, geldik diğer sorumuza arkadaşlar. Bir taşımacılık şirketi 50 metre boyundaki, bakın arkadaşlar bu değişmeyecek, 50 metre boyundaki yük taşıma asansörü binanın C köşesinden 14 metre uzaklıkta B noktasına kurmuştur. Asansörün bir ucu yanlışlıkla çatıdaki D noktasına indirilecektir. Aha, o zaman ben bunu böyle yapacağım arkadaşlar. Şöyle indireceğim. Bu değişmeyecek. Çünkü bu, evet, D noktasına indirilecektir. Asansörün boyu kısaltılamadığına göre B ucu kaç metre daha geri çekilmişti. Benden şurayı istiyor arkadaşlar. Haydi yapalım. Hocam diyeceksin, önce şurayı bulalım. 14, 50. Bu neye benziyor? 7, 24, 25 var. Burası 25'in 2 katı. Burası 7'nin 2 katı. Hatırladınız mı? Burası 24'ün 2 katı oldu mu? Burası 48 metreymiş.
12 kat 28 metre, 48 metre ise 1 kat 4 metre olmaz mı? Evet arkadaşlar, 4 metre oldu. O zaman burası ne oldu? 48 oldu. 8 çıkarırsam burası 40 oldu. Burası 50 idi arkadaşlar. Hemen geldim. 40, 50. 3, 4, 5 üçgen aklınıza gelsin arkadaşlar. Şöyle bir üçgen geldi aklınıza gelsin. Burası 40. Burası 50 ise 3, 4, 5 üçgeni aklına gelen var mı? Evet diyorsunuz. Burası da 30 oluyor arkadaşlar. Şurası neymiş? 30 metreymiş. 14'ü buradaysa 16'sı da burada olur. Cevabınız bu arkadaşlar. Evet, şimdi sorumuza geldik arkadaşlar. Oy 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 oy, açılar verilmiş, açılar verilmiş. O zaman yaparsam arkadaşlar, A açısı küçüktür kimden? C açısından. C açısı da, A açısı da büyüktür kimden? Evet, çünkü kenarlarla açılar doğru orantıdır. Büyük kenara büyük açı, küçük kenara küçük açı düşer arkadaşlar. Buraya da B düştü. O zaman 180'de 180'den 50'yi çıkartırsam ben 130 kaldı. C ile A artı C neymiş arkadaşlar? A artı C'miz 130 dereceymiş. Bizden ne istiyor? Buna göre B, A, C açısının, A açısının en büyük derecesi. O zaman bunlar birbirlerine en yakın olması lazım. 65, 65 versem en büyük değer, o zaman burası 64 olur. Burası da 66 olur arkadaşlar. Cevabınız hemence gelmiş olur. Bu 64 derece, bu 66 derece sağlamış oldu arkadaşlar. Haydi geçmiş olsun. Evet, diğer sorumuza geldik arkadaşlar. 72 metre yüksekliğinde dikdörtgende prizma şeklinde alışveriş merkezinin çatısının A noktasında bulunan örümcek adam. Evet. Aynı hizada bu binayı paralel olarak bulunan 12 metre yüksekliğindeki okulun çatısına bevusta çocukları kurtarmak için o köşeye A atmıştır. Şuraya atmış. Hemen arkadaşlar, şurada bir şey gördünüz mü? Ah, bak 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 bak. Şurayı bir çizin köşegeni şöyle. Burası 7, 24 o zaman burası 25 oldu mu? Şurası bakın arkadaşlar. Şuradan şuraya çizerseniz. Şurası ne oldu? 25 metre oldu mu? Yani ben şuradan şuraya çizdik arkadaşlar. Şurası 25 metre oldu mu? Şekli güzelce çizelim şöyle. 7, 24 hemen burayı görün arkadaşlar. Şurayı 3 boyutlu şöyle göstereyim ben. Şuradan şuraya attım. Burası ne oldu arkadaşlar? 25. Tam köşeye geldi mi? Tam köşeye geldi. Şurası kaçtı? 72 metreydi. 12 metre burası çıkartırsam. Burası ne oldu o zaman? 60 kaldı mı? Arkadaşım, burada bir şey gördünüz mü? 5, 12, 10 üçgenimiz vardı. Hemen onu da görün. 5, 12, 10 üçgenimiz vardı. 5'in kaç katı? 5 katı. 12'nin kaç katı? 5 katı. O zaman 13'ün kaç katı olacak? 5 katı olacak. Cevabımız 65 olacak arkadaşlar. Dikdörtgen arkadaşlar, geometri böyle bir şey. Açılır kapanır bir köprünün A ve B ayakları arasındaki uzaklık 500 desimetredir. Köprünün açıldığında köprünün, şurası 500 desimetreymiş. Köprünün C ve D noktalar ilk konumuna göre en fazla 70 desimetre yüksekte. Şurası 70 oluyormuş. Şurası 70 oluyor. Şunlar birbirlerine eşit oluyor arkadaşlar. Hemen gördüm. Buna göre köprünün C ve D noktalar mümkün olan en yüksek noktaya ulaştıklarında aralarındaki uzaklık kaç desimetre? Kapanırsa şöyle düşünün. Şöyle açılıyor. Şöyle kapanıyor kapımız. Anlaşıldı mı? Kapımız şekilde açılıyor. O zaman şurası, bunların boyları ne olacak? 500 metre olacağı için o zaman 250 buna düşer. 250 buna düşer dostum. O zaman çünkü neydi? Tam kapı tam böyle kapana bak. Kapı şöyle oluyor arkadaşlar. Açılır kapana bak. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? 70, 250 ise o zaman 7, 24, 25. O zaman burası 240 olur. 7, 24, 25. O zaman burası 240 olur. O zaman buraya ne kaldı? 20 kalmış oldu. Cevabınız bu gelir arkadaşlar. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Evet. Şimdi şuraya geldim. Arkadaşlar, eğer bir üçgende açı ortay ve kenar diklik yükseklik görürseniz, bu açı ortay yükseklik varsa o zaman bu da kenar ortaydır. Bu da aynı zamanda ikiz kenar üçgendir. Unutmayın arkadaşlar, kulağınıza küpe olsun. Açı ortay yükseklik varsa bu bir ikiz kenar üçgendir. BC, BD de kenar ortay. O zaman burası 3 olur arkadaşlar. Yanlış söylüyor. AC kenar ortaydır. Doğru. AD 7'dir. Doğru. BD 6'dır. Doğru. BD eşittir AD. BD'miz nereye? BD'miz AD'ye eşit değil arkadaşlar. Yanlış.
Geldim şimdi şuraya arkadaşlar. Ne istiyor bizden? Uçurtmanın kenarlarını oluşturan çıtaların uzunlukları, şunlar istiyor bizden. Çıtalarının şekilde verildiğine göre çubukların boy uzunluklarını toplam en fazla kaçtır diyor. O zaman arkadaş şu bir üçgenimiz var. Şöyle şu alalım. 8, 7 daha 15. Şu CD'yi alıyorum. CD mi? 8, 17, 15. En fazla ise diyen almama gerek yok. 15'ten küçük olacak. Bir de CD'miz nerede var? Aha burada var. 9, 11 daha 20. Küçük olacak. CD'miz. Arkadaşım. Evet buradan aldık. CD'yi bulduk. Burada dikkat ederseniz ne olur? Dikkat ederseniz o zaman CD'miz hem 15'ten küçük hem 20'den. Kim daha olur o zaman? Küçüklerin büyüğünü alacaksınız. CD. O zaman ne oldu burası? 14 olmuş oldu arkadaşlar. Çünkü iki üçgeni sağlaması için o zaman burası 20 olamaz. Şimdi geldim şurayı buldum. CD'yi buldum 14. CD'miz 14. Hemen dostum diğerine geliyorum. Aynı mantık şuraya bakıyorum. 9, 8 daha 17. AB'miz 17'den küçük. 11, 7 daha 18'den küçük. Dedik ki büyüklerin küçüğünü al. 17'den küçük burası ne olur o zaman? 16 olur. 14, 16 daha ne yapar arkadaşlar? 30 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şu sorumuza geldik. Hangilerin yukarıda verilen ifadelerinden hangileri bir tane ABC üçgeni çizilebilir diyor. Hemen geliyorum. İki kenarın toplamı üç kenardan büyük mü? Büyük. Ortaya 5'i aldım. Tamam bu üçgen sağlam arkadaşlar. 6, 8 bakalım arkadaşlar. Hemen AB köşegeni çiziyorum. Şöyle 2'yi çiziyorum buraya arkadaşlar. AB'miz 6, BC'miz 8, A, C, B. Şu açı kaç derece? 90 derece. Olmaz arkadaşlar. 90 derece bu üçgendeki en büyük açı olduğu için 8, 6'dan büyük olduğu için yanlış oluyor. Açı burada olması lazım arkadaşlar. Yanlış. Çizilemez. Bu gitti. 6, 40, 70, 70. Hemen geliyorum. B, C'yi aldım. B, C aldım. Arkadaşlar B, C'miz bu. Geliyorum. Sonra AB, B'den çizmişim A'ya. A burada. B açımız kaç derece? 40 derece. Burayı da birleştirsem 70, 70 oluyor. İkiz kenar bir üçgen olabilir arkadaşlar. Sıkıntı değil. Bu 2 oldu. Evet arkadaşlar. 3 oldu yani. 2 demiş. 3. de oldu. AC 5, 9, 55. AC çizdim. AC çizdim. BC'yi de çizdim. Evet. A, C, B diyor. C açısı. Evet. Şuraya geldim. 55. A, C, B, 55. Oldu arkadaşlar. B, C'miz 9. A, C'miz 5. Evet arkadaşlar. Bu da olabilir. Sıkıntı değil. Çünkü üç üçgenleri açılarını biz bilemiyoruz. Bu da olur arkadaşlar. Şimdi A, C, B 70 diyor. Hemen şuraya geldim. A, C, B. C açısı 70. A, C, B şöyle yapalım. C açımız 70. A, C, B 50. Aynı açıyı vermiş arkadaşlar. Hayır. C açısı 70. Bir C açısı 50 olamaz. Bu yanlış arkadaşlar. 1, 3, 4 cevabı doğru gelmiş olur arkadaşlar. Geldim şu sorumuza. Şekilde verilen üçgenlerden ED, DC eşitmiş. ED, DC neresi? Hemen bana bulun. ED, DC eşitmiş. Burası 30 olur dostum. Açı ölçülerine göre en uzun kenar aşağıdakiler hangisi diyor? En uzun kenar istiyor benden. Bak 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 bak. Buradan başla. Geldim buraya. 70, 60, 110 burası 70 oldu mu? Aaa buraya gelemedim. Peki buradan geleyim. Burada en uzun kenar bu. Burada en uzun kenar bu. 60, 40 burada bu 100. Burada bu oldu. Bakın hepsini nereye gösteriyorsan AC'yi göstermiş oldu. Okları izlerseniz size ister buradan gelin ister buradan gelin. Hepsi size doğruyu gösterir arkadaşlar. Evet geldim şimdi şuraya. Üçgen çizin. Yükseklikleri iç bölgesinde kesişen bir üçgen çiziniz diyor. Yükseklikleri iç bölgesinde dar açı. Dar açılı. Kenar ortay uzunlukları eşit olan bir üçgen çiziniz. Eşkenar. Eşkenar. Yüksekliğe dik köşede kesişen bir üçgen çiziniz. Yükseklikleri dik köşede kesişen bir üçgen çiziniz.
dikkatçi. Evet arkadaşlar, geldim. Açıortay, kenarortay, yükseklik doğrular aynı doğru olan bir üçgen için eşkenar. Eşkenar. Evet arkadaşlar. Yüksekliğe dış bölgesinde geçsen bir üçgençsiniz. Yüksekliğe dış bölgesinde geçsen geniş açı. Şimdi bakalım. Dar açılı üçgen bir, şuna bakalım. Buna göre aşağıdakilerden ifadeler hangi ifadelerden kaç tanesi doğrudur diyor. Beli dar açılı demiş. Doğru. 2 numaralı üçgeni kesinlikle Meryem çizmiştir. 2 numaralı üçgen bayım kenar ortasının eşit olan bir üçgen Meryem eşkenar üçgen. Doğru. 3 numaralı üçgeni kesinlikle Elif çizmiştir. Elif dik açılı üçgen. Doğru. Bu da doğru arkadaşım. 4 numaralı üçgeni Halim veya Meryem çizmiştir. 4 numaralı üçgen eşkenar üçgen. Halim veya evet. 4 numaralı üçgeni Halim veya Meryem çizmiş olabilir. Evet, burası geniş açılı üçgen, bu olmuyor arkadaşlar. O zaman 4 tane değer gelmiş olur arkadaşlar. Yukarıdaki kağıtlara birer kenar uzunluğu ve çevre uzunlukları verilen üçgenin hangisi çizilemez diyor. Şuna bakalım. 9, 1'i çıkarttım. Şöyle 1 dedim. X, Y olur arkadaşlar. İkisinin toplamı bundan büyük olur. Yani 8 sağlar arkadaşlar. Şuraya geldim. DF 3. Buraya 7 kaldı. O zaman bu da sağlar arkadaşlar. Şuraya geldim. 5. Şunların toplamı X, Y diyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar o X artı Y ne oldu? 6 oldu. Bu da sağlar. Şuraya geldim arkadaşım. Bu 6'ymış. Çevre 12 ise bunların toplamı 6. Bura, bura, bura. Bunların toplamı ne oluyor arkadaşlar? 6 eşittir. 6 oluyor, olmuyor. A, B ne oluyor? 6 oluyor, olmaz arkadaşlar. B, R, S üçgenini çizemezsiniz. İki kenarın toplamı 3. kenardan büyüktür. Unutmayın arkadaşlar. Evet, şimdi hikaye kısmını ben geometriyi arkadaşlar seviyorum. Buna göre Meryem merdiven çıkarken Gül'ü ilk gördüğü yer ile Gül ilk gördüğü yer burası. Yer ile Gül'ün dikildiği nokta arasındaki en kısa mesafe diyor. Arkadaşım hemen dik üçgen var burada, artık öğrendim. 24, 30, 5'in 6 katı, 4'ün 6 katı, 3'ün 6 katı 18 oldu mu arkadaşlar? Hemen geldim şuraya. Şuraya dikkat edin arkadaşlar. Gül ile Meryem'in ilk bulunduğu yer. Meryem ve Gül'ün ilk bulunduğu yer kaç metreymiş? 30 da burası ne oldu? 12 metre oldu arkadaşlar. Gül'ün Meryem'in ilk gördüğü yer burası. Burayla buranın toplamını istiyor bizden. Gördüğü yer ile Gül'ün dikildiği nokta arasında bu mesafe istiyor. 24, 12 daha 26'yı istiyor arkadaşlar. Evet, şimdi şu sorumuza geldi. Şekildeki baş dükkanında diyor. Evet, burası bir geniş açı olduğu için arkadaşlar alfamız E 90 dereceden büyük ise arkadaşlar 5, 12, 13 üçgenimiz var. O zaman BC'miz 13'ten nedir arkadaşlar? Büyüktür. Bunu bilmenizi istiyorum. Eğer 13 olsaydı burası dik olmasa 13'ten büyüktür. Ve iki kenarın toplamından küçük olacak mecburen burası. 5, 12 daha 17'den küçük olacak. Kim geliyor? 14 geliyor, 15 geliyor, 16 geliyor. 3 tane değer alır arkadaşlar. Bu da bu. Evet, şimdi şuraya geldim arkadaşlar. Hikaye kısmı artık. Şu ikiz kenar olduğunu gördünüz. Ben soruları okumuyorum artık. İkiz kenar üçgen. Cemre ile Öykü birbirlerini aynı yol alıyorlar. Aynı mesafede buraya varırlar. Emre Ege her zaman geç gelecek. Cemre Öykü dağın zirvesindeki B noktasına aynı anda varırlar. Doğru. Cemre Ege'den daha sonra B noktasına ulaşır. Cemre Ege'den daha önce ulaşır arkadaşlar. Bu da doğru. Ben daha sonra basılan ettim. Geldim. Ege Öykü'den daha sonra B noktasına ulaşır. Ege buydu. Ege Öykü'den. Evet, bu da aynı. Bunun yolu daha uzun oldu. Daha geç ulaşacak arkadaşlar. Bu da doğru. Bir üç öncüleri arkadaşlar. Hemen şuraya geldim. Şurada hemen şurayı çiz dostum. Şurası geniş açı değil mi? O zaman 6, 8, 10 oldu burası? 10'dan küçük olacak AE'miz arkadaşlar. Şurası 90 derece. Burası 8 değil mi? 8'den büyük. 8'den büyük olacak arkadaşım. 10'dan küçük olacak ne olur? 9 olmuş olur arkadaşlar. Cevabımız bu gelir. Evet arkadaşlar. Kenar uzunlukta 4, 6, 7 olan bir ABC üçgen çiziniz diyor. 7 santim uzunluğunda bir AB çubuğunu alınız diyor. Merkez A noktası olan 4 birim. Evet, en doğru çizdi. Merkezi B noktası olan, evet, doğru çizdi. İki yayın kesişim noktasına C noktası yerleştirildi. Evet arkadaşlar. Bunlar
Emine, Esile, Şebnem hepsi doğru çizdi arkadaşlar. Üçü de doğru çizim yapmıştır. Evet, güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar, bir üçgen iç açılar toplamı 180 değil midir? 100 buradaysa bununla bunu toplamı 40, 180 olur. Buraya A, B dersem A artı B 80 olur. 2A, 2B 80, 80, 160. O zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? Üç, büyük üçgende 20 kaldı. Açı ortayların birleştiği yere üçüncü çizgi oluşursa bu da bir açı ortaydır. O zaman burası da x olur. X, x, x ne olur arkadaşlar? 10 olmuş olur arkadaşlar. Dikkat edeyim buraya. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi şuraya geldim. Dik kenar uzunluğu A birim olan ikiz kenar dik üçgen verilmiş arkadaşlar. Spor salonu çevre uzunluğu 80 metre olduğuna göre okul bahçesinin çevresi uzunluğu kaç metredir diyor. Evet arkadaşlar, spor salonu çevre uzunluğu 80'miş. O zaman burası ne olur? 20 oldu mu? Evet, başlayalım arkadaşlar. Evet, spor salonu çevre uzunluğu burası 20 oldu. Burası ne olur arkadaşlar? 20 kök 2 oldu mu? 20 kök 2 oldu arkadaşlar. Hadi buradan bir çizim yapalım beraber. Şimdi şurası 20 ise arkadaşlar, şurası 20 ise şurası ne olur? 20 ise burası 40 olmaz mı? Burası 40 ise şurası ne olur o zaman? 20 kök 2 olmaz mı? 20 kök 2 olmaz mı? 20 kök 2 oldu. Şimdi şuraya geldim. Şurada bana bir ortadan çiziyorum büyük. Orta notta bunlara dikkat edin. Benzerlik var. Burası 20 kök 2 ise burası ne olur arkadaşlar? 40 kök 2 olmaz mı? 2 kat olur. 40 kök 2. Büyük karemin köşegeni 40 kök 2. O zaman kök 2 ise burası 40. Burası 40, burası 40, burası 40 olur. Top çarpar, toplarsam 160 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. 5, 3 daha 8 oldu burası. Evet arkadaşlar, o zaman şuraya geldim. Şurası ne olur? Toplamlar x 8'den küçük olmak zorunda. Bize ne istiyor? En küçük tam sayı değeri kaç metredir diyor bizden. ABC dörtgenin ve çevresini alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç santimdir diyor bizden. O zaman şurası ne olur? 8, 8 olması lazım. 8'den küçük olacak. Burası 8 olur arkadaşlar. 8'den büyük olacağı için 8 olur. 8 burası. 8 de burası ne olur arkadaşlar? 16 olur. Evet, şimdi şu sorumuza geldik arkadaşlar. Hemen şuradan bir dik indiriyorum. Aha burası. Burası 7 olur. Burası 12 olur. Burası 5 olur. 5, 12 burası ne olur arkadaşlar? 13 olur arkadaşlar. Bu da bu. Evet arkadaşlar. Geçmiş olsun. Haydi hoşça kalın.